Gönlüme bir şey geldi, siz canlarla paylaşayım dedim. Haydar Sultan, Yalıncak Sultan, Karadonlu Can Baba, Yüce Hünkar Hacı Bektaşi Veli Sultan, o mübarek zat bu üç varlığı Çorum yöresine irşad için gönderir. Fakat o arada önemli bir hal olur. Oradaki canlar, oradaki mihmanlar, oradaki dervişler bu canlardan beraber sofra kurup yemek yemelerini isterler. Ve bu üç tane büyük zat Kızılırmak'ın kenarına bir sofra açarlar. Sofra açarlar ama oradaki canlar bu gerçeklerden bir varlık, bir gerçeklik, bir mucize, bir hikmet görmek isterler. O esnada Haydar Sultan, Kızılırmak ne güzel akıyor canlar. Şu Kızılırmak üzerinde abamı açsam da, soframızı orada açsak da bir yemek yesek olmaz mı derler. Tabi bu esnada oradaki canlar eyvallah erenler der, o üzerindeki abayı çıkarır, Kızılırmak'ın üstüne koyar. Ve orada yemekler ne yenilecekse abanın üzerindedir. Abanın üzerinde Karadonlu Can Baba, Haydar Sultan, Yalıncak Sultan, diğer lakabı Dabanı Büyük Er Mustafa. Bir an sanki o abanın suyun altına çökeceğini düşünürler. Canlar, farkında mısınız? O yüce hünkâr, o yüce hünkâr Hacı Bektaşi Veli abamın altında yeşil eliyle bizi tutuyor. Korkmayın, bu aba suya batacak kadar değildir deyince oradaki canlar o sohbeti yaparlar. Yemeklerini yedikten sonra oradaki tüm dervişler, muhipler bunların o haline bakarlar. Tabii yemekten sonra kenara çekilirler. Orada bütün köylü orada onları dinlerken bir tane akrep o anda suya düşer canlar. Akrep suya düştüğü an mübarek zat Ahmet Yesevi evladı Haydar Sultan elini suya sokar ve akrebi çıkartmaya çalışır. Akrebi çıkartırken akrep elini sokar, yani parmağını sokar, o acıyla elini sallar ve akrep tekrar suya düşer canlar. Haydar Sultan ikinci kez elini suya alır, akrebi çıkartmak için elini sokar ve akrebi atar karaya. Ve oradaki dervişler sorarlar, erenler, bunun hikmeti nedir ki? Siz elinizi soktuğunuz halde, siz elinizi soktuğunuz halde akrep elinizi, parmağınızı soktu ve siz tekrar elinizi sokup akrebi kurtarmak isterdiniz. Bundaki hikmet nedir deyince Haydar Sultan aynen şu cevabı veriyor canlar. Bizim fıtratımızda kurtarmak, akrebin fıtratında sokmak vardır. O görevini işledi, ben de insanlık gereğimce görevimi işledim. İşte bizim Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı tüm insanlığı kucaklayacak, tüm insanlığa ışık tutacak, tüm insanlığı bağrına basacak. Hak Muhammed Mustafa'nın, Ali el-Murtaza'nın ve onun Ehl-i Beyt'inin ve gerçeklerinin yüzüsü hürmetine tüm insanlığı kucaklayıp ırk, renk, dil, diş, inanç, mezhep ayrımı gözetmeksizin, hiçbir varlığı ayırtmaksızın
bütün varlığı bağrına basacak ve hizmetini sunacak ve bütün hizmetleri hak yolunda, hakikat yolunda, hak yoldan, helal yoldan insanlığa ikram edecektir canlar. Bütün insanlarımızın duyarlı olmasını Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı'nın ne amaçta kurulduğunu, nasıl bir hizmet yapmak, nasıl bir hizmet içinde olmasını anlamak için mutlaka gönül verip araştırmamız ve gönül vermemiz gerekiyor ki birbirimizi tanıyalım canlar.